Neylersin ölüm herkesin başında, uyuduğun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Evet sevgili arkadaşlar, Cahit Sıtkı Tarancı ne güzel söylemiş değil mi? Hitabet dersimizin, 11. sınıfların hitabet dersimizin bizler de son ünitesine geldik. Son ünitemizde değerli arkadaşlar adeta ölüm gibi değil mi? Cenaze adabımız kitabımızın ömrü burada bitti işte. Tüm konuları inşallah sizlere anlattık. Sizler bundan sonra gerekeni yapıp 12. sınıfa geçeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, vefat anında yapılması gerekenler diye bir konumuz var. Biliyorsunuz ki ölüm yeryüzündeki bütün canlılar için geçerli olan bir kanundur. Yani bu kanunu Allah'tan başka hiç kimsenin değiştirmeye gücü yetmez ve Allah'ın kanunundan da kaçmak mümkün değildir. Dolayısıyla inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Dolayısıyla İslam dinine göre ölüm bir son değil, yeni bir hayatın hem de ebedi bitmeyecek bir hayatın başlangıcıdır. İnsan için ne zaman, nerede öleceğini, ne zaman öleceğini, nasıl öleceğini Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Bu bir gaybi konudur. Peygamberimiz de değerli arkadaşlar bizlerden seçilmişti ve o güzel insan ölüm güzel şey budur perde arkasından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber buyuruyorlar değil mi? İşte kıymetli arkadaşlar bizler İnşallah din görevlileri olarak görev alacaksınız ve pek çok cenazeyle karşılaşacaksınız ve bunlara adabına, usulüne göre inşallah kabristana koyacaksınız. O halde vefat anında yani bir kişi artık ümidi kesilmiş, artık Azrail'i bekler vaziyette yatarken o kişinin yanında ne yapmamız gereken bazı önemli işler vardır ki vefat eden kişi öncelikle yıkanacak, kefenlenecek, cenaze namazının kılınması için kabre yerleştirilecek, buna defin denir. Varsa borçları ödenecek, varsa vasiyeti yerine getirilecek ve varsa mal bıraktıysa, mirası varsa kıymetli arkadaşlar, hak sahiplerine bunlar ne yapılacak? Verilecek. İşte kıymetli arkadaşlar, muhtazar diye bir kelime var. Yani son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan insanlara, Müslümanlara muhtazar adı verilir. Ve böyle kişiler salgın döneminde değilse kıymetli arkadaşlar normal zamanlarda ziyaret edilir, kendisine ve yakınlarına sabır tavsiye edilir, ölümün hakikat olduğunu, son olmadığını, yeni bir hayatın başlangıcı olduğu hatırlatılır ve bunlar akrabaları, dostları, komşuları tarafından muhtazar dediğimiz bu kardeşimizi ziyaret edip varsa helallik isterler. Artık bu dünya hayatının bittiği, Azrail'i beklediği, son nefesini vermek üzere olan bu Müslüman kardeşimize değerli arkadaşlar moral vermeliyiz. Çünkü bu dünyanın geçiciliğini artık o da öğrenmiş oldu. Ömrünün bittiğini, artık ecel anının yaklaştığını bilmektedir ve ahiret hayatı başlamadan önce işte kabristan hayatının başlayacağını görür. Bu açıdan ölüm döşeğindeki kardeşimizin moralini yüksek tutacağız. Onun kıymetli arkadaşlar hasta olduğunu, artık vefat edeceğini düşünerek onun yanında dünyevi konular konuşulmamalı, mal, mülk, kavga konuları sakın ha sakın konuşulmamalı. Ve o kişinin gönlünü kıracak, işte şunu niye böyle yapmadın, buna niye bunu demedin gibi moralini düşürecek, ümitsizliğe düşürecek sözlerden kaçınmalıyız. Sürekli bu kardeşimize Allah'ın rahmetinden, Allah'ın affından bahsetmeliyiz ve o kişinin günahlar için af dilemesini, tevbe etmesini, dua etmesini tavsiye etmeliyiz kıymetli arkadaşlar. Artık iyileşme ümidi kalmayan hasta, incitilmeyecek bir şekilde yanına en yakını, en sevdiği kişi varıp bir vasiyetinin, bir konuşacak sözünün olup olmadığı, hani idam edileceklere son sözün nedir diye sorarlar ya. İşte burada da değerli arkadaşlar vasiyeti varsa orada bulunan şahitler huzurunda bunu muhakkak yazmalıyız.
Ve kıymetli arkadaşlar, ölmek üzere olan kişi artık baktık ümit kalmadı. Doktorlar da artık öleceğine kanaat getirdiler. Yüzünü mümkünse kıbleye gelecek şekilde sağ yanına çevirmeliyiz. Bu mümkün değilse başını hafifçe yükseltip ayaklarını kıbleye doğru uzatarak sırt üstü yatırmalıyız. Yani namaz pozisyonu gibi. Bu da mümkün değilse sıkıntı verilmeyecek şekilde en uygun durumda yatmasına müsaade edilmelidir. Ölüm döşeğinde olan insanlar, kıymetli arkadaşlar, biz tecrübe etmedik ancak yaşlı olanlar genellikle ağızlarının susuzluktan kuruduğunu ve onlara bir miktar su verilmesi gerektiğini, ağzının en azından ıslatılması varsa, konuşacağı konu varsa, o yüzden ağzının sürekli ıslatılması gerektiğini tavsiye ederler. Kıymetli arkadaşlar, bu şekilde olan, ölmek üzere olan kardeşimizin yanında La ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Elhamdülillah gibi kardeşimize telkinlerde bulunmalıyız. Yavaş bir şekilde duyacağı kadar ara ara bunları söylemeliyiz. Ve bu kişinin de bunları duyup tekrar etmesine vesile olabiliriz. Çünkü Peygamberimiz ne buyuruyor? Men gâle la ilahe illallah fedahalel cenneh. Kim la ilahe illallah derse o kişi cennete gider diyor inşallah. Müslüman olarak ölür diyor. Yine ölüme yaklaşmış kimsenin yanında değerli arkadaşlar Yasin suresini veya Ra'd suresini okumamız tavsiye edilmiştir. Böyle durumlarda kıymetli arkadaşlar yavaş bir sesle ölecek kişiyi rahatsız etmeyecek şekilde bunları yapmalıyız. Necip Fazıl ne buyuruyor değerli arkadaşlar güzel biter şiirinde? Kalkılır bir yerde kalır oyuncak, kurgular biter. Ölüm o geldi mi ne var korkacak? Korkular biter. Fikir açmaz artık beyinde kuyu, burgular biter. Unuturuz hayat adlı uykuyu, uykular biter. Biter, her şey biter, ses, şekil ve renk, kokular biter. Kabir sualiyle kapanır kepenk, sorgular biter. Evet değerli arkadaşlar, böylece kişi vefat etmiştir. Vefat eden kişinin öncelikle elbisesi çıkartılır kıymetli arkadaşlar. Üzerinde bir örtü örtülür. Şişmemesi için karnının üzerine de bir bıçak ya da makas yani demirden bir cisim konulur. Göz kapakları indirilir. Elleri yanlarına uzatılır. Ayakları birleştirilip baş parmaklarından bir bez ile bağlanır. Yine ölen kişinin değerli arkadaşlar çenesi bir bez parçasıyla başından bağlanır. Ölünün yanında güzel kokulu bir şey bulunması için oraya bir güzel koku bırakılır ve bu kişinin de artık dünyadaki hayatının bittiğini, ahiret hayatının başladığını etrafındakilerin kabul etmesi için telkinlerde bulunulur. Ve ölen değerli arkadaşlar vatandaşımızın, Müslüman kardeşimizin tecihiz işlemleri yani vefat eden kişinin yıkanmasından kabre konulmasına kadar yapılması gereken işlere, işte buradaki kullanılan malzemelere falan ne denilir? Tecihiz deniliyor. Peki ölünün yıkanmasına ne denir? Gasil, hani gusül abdestinden aklınıza kalsın. Yıkanmasına gasil denilir. Ölüyü yıkayan kişiye de gassal denilir değerli arkadaşlar. Genellikle belediyelerde gassallar mevcuttur. Ya da belediyelerde yıkatmayan kardeşlerimizin yine erkekleri, erkek yakınlarının bayanlara da bayan yakınlarının yıkaması gerekir. Ölen bir kişinin yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınması farz-ı kifayedir. Biz sadece burada farz-ı kifayeye örnek verirken cenaze namazını örnek veririz. Ancak ölen bir Müslümanın hem yıkanması hem kefenlenmesi de farz-ı kifayedir kıymetli arkadaşlar. Şehit düşenlerin ise yıkanması zorunlu değildir. Evet, cenazenin yıkanması. Kıymetli arkadaşlar, cenazeyi yıkayacak kişi Müslüman olacak ve bu işi bilen bir kişi olması lazım. Yine ölünün yıkanacağı yerin kapalı olması, onun yıkayan kişiye yardım etmesi için cenaze sahiplerinden, yakınlarından bazılarının da orada bulunması gerekir. İşte yıkama işini yapmak için cenaze önce teneşire konur. Yani cenazenin yıkanmak için konulduğu yere teneşir adı verilir. Ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır. Teneşirin çevresi yine güzel kokularla tütsülenir. Elbiseleri tamamen çıkartılır ve göbeğinden aşağı kısmı yani avret kısmı örtülür.
Cenazeyi kılacak kişi kıymetli arkadaşlar ameller niyete göredir. Yine niyet etmesi lazım. Niyet etme Allah rızası için vefat etmiş olan bu kimseyi yıkamaya diye niyet edecek. Yıkama bitinceye kadar da sürekli Gufranike Rabbena ve Gufranike Ya Rahman, Gufranike Ya Rahman ya da Gufranike ve İleykel Masir, Gufranike Rabbena ve İleykel Masir şeklinde kıymetli arkadaşlar dua etmesi eftaldir. Yıkamadan sonra ise değerli arkadaşlar yıkayıcı eline bir bez alarak örtünün altından cenazenin avret yerlerinde temizler. Sonra ölüye yüzünden başlayarak abdest aldırır. Normal abdest aldığımız gibi abdest aldırılır. Ağız ve burna burada su verilmez tabii ki. Farz olan ibadetler yerine getirilir. Sadece dudaklarının içini ve dışlarını, burun deliklerini, göbek çukurunu parmağıyla ne yapar? Temizler. Ondan sonra ellerini, kollarını yıkar. Başına da meshedip ayaklarını yıkar. Böylece ölen kardeşimize abdest aldırılmış olur. Cenazenin abdesti alındıktan sonra üzerine ılık bir su dökülür. Ölüyü sol tarafını hafifçe çevirip sağ tarafını yıkar. Daha sonra sağ tarafını çevirip sol tarafını yıkar. Bu yıkama işlemini 3 kez tekrarlar. Bundan sonra cenazeyi hafifçe kaldırıp karnını hafifçe ovar. Bir şey çıkarsa da ne yapacak? Onu suyla temizleyecek. Değerli arkadaşlar, acemi bir imamımız bu şekilde bir Müslümanı yıkamak için teneşirin olduğu bölgeye gider. Kaynatılan suyu ölen Müslümanın kafasına döker. Bir maşrafa alır döker. Ve tabii sıcak kaynar suyu döktüğünüz zaman doğal olarak insan şöyle sırıtır gibi bir vaziyet alır biliyorsunuz. Burada bulunan akrabaları tabii hemen hocaya sorarlar. Hocam ne oldu, niye bizim cenaze böyle bakıyor dediklerinde hoca tabii çaktırmadan makamını gördü diye onlara cevap verir. Biz de bu şekilde acemilik yapmayalım inşallah. Bunu güzel öğrenelim. Kefenlik bez değerli arkadaşlar nasıl olacak? Beyaz olacak, yeni olacak, orta kalitede olacak, dikişsiz olacak ve yetişkinlerde çift olmasına özen gösterilecek. Peki kıymetli arkadaşlar, şimdi kefenimizin isimlerini öğrenelim. Gamis nedir? Gamis, boyun kısmından ayaktaki aşık kemiğine kadar uzanan gömlek yerinde bir bez. Tamam mı? Bu boyundan ayaktaki aşık kemiğine kadar olan kısma gamis deniliyor. İzar ise baştan ayağa kadar uzanan bir bezdir. Lifafe de sargı yerinde olup baştan ayağa kadar uzanan baş ve ayak taraflarından birer karış uzun bir bezdir. Bunu derslerde muhakkak uygulamalı olarak hocalarınız size yaptıracaktır. Orada ayrıntılı öğrenirsiniz bunu. Kıymetli arkadaşlar, cenazenin yıkanıp kurulanmasından sonra kefen adı verilen yakasız, dikişsiz, sade bir beze sarılmasına tekfin veya kefenlenme adı verilir. İlahilerde falan duymuşsunuzdur, işte yakasız gömlek giydirilir bir gün diye. İşte bu onu anlatıyor. Erkeklerin kefeni 3 bölümden oluşur. İzar, gamis ve lifafe adlı verilen 3 tane bezden, az önce öğrettiğimiz bezlerden oluşuyor. Kadınların kefeni ise kıymetli arkadaşlar 5 tanedir. Göğüs örtüsü, gamiz, izar, lifafe ve baş örtüsü şeklinde. Kefenleme işlemi nasıl yapılır? Kıymetli arkadaşlar, cenazeye sarılmadan önce kefen birkaç defa güzel koku sürülür. Yıkanan ve kurulanan ölüye önce gamisi giydiriliyor. Ardından baştan ayağa kadar uzanan izar dediğimiz o örtü sarılıyor. Ve en sonunda da lifafe sarılıyor. Muhakkak görmüşsünüzdür, eğer yakınlarınızdan birisinin cenazesini yıkanırken gördüyseniz kefenlenme işlemi bu şekilde yapılır. Lifafe baş ve ayak uçlarından düğümleneceği için izara göre biraz daha uzundur. Kefenin açılmaması için bir bez kuşakla bağlanır. Kadınlarda ise gömlek giydirildikten sonra başörtüsü sarılıyor. İzar sarıldıktan sonra göğüs örtüsü konuluyor. Ve bu sünnet olan kefenlenmedir kıymetli arkadaşlar. Daha sonra değerli arkadaşlar cenazemiz ne yapılıyor? Kefenlendikten sonra cenaze namazı kılınması için musalla taşına götürülüyor. Kıymetli arkadaşlar, cenazeniz namazının yani bir kişinin zaman zaman haberlere de konu oluyor. Şayet vasiyeti varsa beni yakın, benim cenaze namazımı kılmayın şeklinde onların ısrar etmemek lazım. Vasiyetleri yerine getirmek lazım. Çünkü
Bir kişinin cenaze namazının kılınabilmesi için ölen kişinin Müslüman olması lazım. Tamam mı? Yıkanmış olması lazım sünnete göre az önce anlattığımız şekilde. Ya da bedeninin tamamı veya başıyla birlikte bir kısmının bulunması gerekiyor. Cenazenin cemaatin önünde ve musalla taşının üzerinde olması gerekiyor. Yani Müslüman olacak ki bu cenaze namazı kılınacak. Kıymetli arkadaşlar, şimdi de cenaze namazının kılınışını anlatmadan önce Peygamberimizin bir hadisini hatırlatalım. Diyor ki Peygamberimiz, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamın almak, hasta ise ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak ve davetine icabet etmek. Hapşırdığı zaman da yerhamük Allah demek. Ancak hastalık zamanında hapşurduğumuz zaman Allah belanı versin diyenler var ama yine de ağzımızı kapatıp, maskemizi kapatıp yerhamük Allah dememiz lazım kıymetli arkadaşlar. Çünkü hastalıklar da Allah'tan gelendir. Hasta olan kişiler de bulaştırmayacak şekilde kollarıyla ya da ellerinin tersiyle ağızlarını kapatması gerekir. Kıymetli arkadaşlar, şimdi cenaze namazı artık yıkandı, kefenlendi, musalla taşına getirildi. Diyelim öğle namazı kılındıktan sonra cenaze namazı için saf tutuldu. İmam Efendimiz ne yapacak? Cenaze namazının kılınacağı yerde cenazenin göğüs hizasına gelecek. Cenaze erkekse, kadınsa ya da çocuksa değerli arkadaşlar ona göre niyet edilmesi lazım. O yüzden orada müezzin ya da bilen bir kardeşimiz Allah için salate, Resulullah için salavate, ölen erkek için ya da kadın için cenaze namazına şeklinde bir ilan eder, duyuru yapar. Orada bulunanlar da diyelim niyet ettim Allah rızası için er kişi niyetine erkekse ya da hatun kişi niyetine kadınsa niyetine der. Daha sonra imam Allahu Ekber der. Cemaatte Allahu Ekber der. Tabi ayakta kılınıyor bu namaz. Herkes içerisinden Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve celle senaük ve la ilahe gayruk. Yani bakın burada ve celle senaük duamızı içimizden okuyoruz. Şafii mezhebinde olanlarsa kıymetli arkadaşlar Sübhaneke yerine Fatiha suresini okuyorlar. Daha sonra imam Allahu Ekber der ancak elini kaldırmaz yine cemaatte Allahu Ekber diyerek Şafilerde ise elleri kaldırıyorlar. Bu tekbirden sonra herkes için de yine Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okuyacağız. Daha sonra kıymetli arkadaşlar üçüncü tekbiri alacak İmam Efendi Allahu Ekber diyecek. Ve orada bulunanlar da yine Allahu Ekber diyerek cenaze duasını okuması gerekiyor. Erkekse erkek cenaze duası, kadınsa kadın, erkek çocuksa erkek çocuk, kız çocuğuysa kız çocuk duasını okuması lazım ki cemaatin %90'ı bu duaları bilmez, ezberlemez. Onun yerine kıymetli arkadaşlar bilenler Rabbena Atina duasını ya da Fatiha suresini ya da kunut dualarını okumaktadırlar. İsterseniz ben sadece erkek cenaze duasını okuyayım. Diğerlerinde zaten ufak tefek kelime hataları var. Değişiklikleri var. Onları okumanız lazım. Mesela erkek cenaze duası için 3. tekbirden sonra Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve sagirina ve kebirina ve zekirina ve ünsana. Allahümme men ahyaytehu minna fe ahyihi alel İslam ve men teveffeytehu minna fe teveffehu alel iman ve husse hazel meyyite bir rauhi ve rahati ve rahmeti ve mağfirati ve rıdvan. Allahümme in kâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kâne müsî'en fetecavez anhu ve lekkihil emne vel büşra vel keramete ve zülfâ bir rahmetike ya erhamer rahimin dedikten sonra kıymetli arkadaşlar İmam Efendi artık namazı bitirme vakti gelmiştir. Önce sağ tarafına selam verir ve sağ elini bırakır. Sonra sol tarafına selam verir ve sol eli bırakılır ve mağfiret talep ediniz diye ifade buyurur. Orada herkes Allah rahmet eylesin der. Daha sonra nasıl bilirdiniz der. Herkes iyi bilirdik der. Hakkınızı helal edin dediği zaman da istisnalar dışında herkes helal olsun derler. Zaman zaman
hakkı olanlar cenaze adabına uygun olmayacak şekilde hakkımı helal etmiyorum gibi orada bulunanlara üzücü davranışlarda bulunuyor. O yüzden değerli arkadaşlar, kul hakkı çok önemli. Varsa hakkımız, ölmeden muhakkak onları ödemeliyiz. Kıymetli arkadaşlar, güneş doğarken, batarken ya da zeval vaktinde cenaze namazı Hanefi mezhebinde kılmak mekruhtur. Şafiler ise bütün vakitlerde cenaze namazının kılınacağını savunurlar. Hanefilere göre yağmur gibi bir mazeret yoksa cenaze namazı caminin içinde kılınmaz. Şafii mezhebine göre ise caminin içinde de cenaze namazı kılınabilir. Kabe'ye gidenler görmüştür değerli arkadaşlar. Her an, her vakit cenaze namazı kılınıyor. Evet değerli arkadaşlar, şimdi de vefat edenin borç, vasiyet ve mirasına bakalım. Biliyorsunuz ki bir kimse öldüğü zaman malını varislerine bırakır ya da vasiyet eder, bir hayır kurumuna bırakır ya da ölümünden sonra yapılmasını istediği bir şey varsa bunların hepsine vasiyet denir. Vasiyetin kaydedildiği belgelerde vasiyetname denir. Adamın birisi çok zenginmiş kıymetli arkadaşlar, bir vasiyet yazar. Bu vasiyeti sandığa kor ve öldüğüm zaman caminin imamına verin der. İki tane de oğlu varmış. Ve cenaze namazı kılındıktan sonra çocuklardan birisi, babamızın vasiyeti var hocam, şunu bir okur musun diye verirler. Hoca okur. Orada yazıyormuş ki kıymetli arkadaşlar, ben ölünce mezarıma, kefenimin içerisine en son giydiğim kirli çoraplarımı da koyun diye bir vasiyet yazar. Hoca bunu kabul etmez değerli arkadaşlar. Kefene hiçbir şey konmaz der. Oradaki çocuklarını ikna etmeye çalışır. Ancak onlar imamı sen vasiyeti yerine getirmiyorsun diye müftüye şikayet ederler. Müftü ise çocuklara yanına çağırır ve der ki, evladım, babanız size ders vermek, nasihat etmek istemiş. Bak ben öldüm, kirli çoraplarımı dahi götüremiyorum. Sakın ben öldükten sonra mal mülk kavgasına düşmeyin, birbirinizi üzmeyin demek istemiş diye çocuklarını uyarır. İslam hukukunda değerli arkadaşlar, işte feraiz diye bir bölüm vardır. Burada varisin, mal sahibinin varislere bıraktığı malların nasıl bölüştürüleceğini İslam hukuku bu feraiz başlığı altında inceler. Tüm bıraktığı mal varlıklarına terike adı verilir. Mirasta hak sahibi olanlara da varis denilir. Vefat eden, mal bırakan kişiye de, vefat eden kişiye de muris adı verilir kıymetli arkadaşlar. Defin ve taziyeye bakalım. Cenazenin tabuta konulup namazının kılınacağı yere, yani musalla ve daha sonra da kabre taşınma olayına teşyi adı verilir. Kabre konulması defin olarak da isimlendirilir. Namaz kıldıktan sonra değerli arkadaşlar, cenaze bekletilmeden hemen mezara götürülür ve defnedilir, yani gömülür. Telkin ise kıymetli arkadaşlar, telkin defin işlemi tamamlanıp dualar okunduktan sonra, Yasinler, Tebarekeler, Ammeler okunduktan sonra cemaat yavaş yavaş Allah rahmet eylesin diye başsağlığı dileyerek yakınlarına mezarın başından ayrılırlar. İşte burada İmam Efendi kalır ve kabirde Münker Nekir meleklerinin soracağı soruları, işte Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an şeklinde bunların Arapçalarından söyleyerek değerli arkadaşlar adeta ölüye anlatır ama oradaki dirilerin duyması için bir telkin yapılır. Cenaze esnasında kıymetli arkadaşlar, zaman zaman uygun olmayan hareketler yapılıyor. Örneğin dünyevi meseleler, mal, mülk, kavga, siyaset konuşulmaması lazım cenaze yerlerinde. Cenazenin olduğu yerde gülmemek adaptandır. Cenazeler giderken onları alkışlamak, slogan atmak yanlıştır. Mümkün olduğunca kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Allahu Ekber şeklinde, Allah rahmet eylesin şeklinde güzel ifadelerle uğurlamamız lazım. Üstad Necip Fazıl Kısakürek Çile şiirinde ne buyuruyor değerli Çile kitabında bakın. Tahtadan yapılmış bir uzun kutu, baş tarafı geniş, ayak ucu dar. Çakanlar bilir ki bu boş tabutu yarın kendileri dolduracaklar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bir gün inşallah biz de hayırlısıyla öleceğiz. Allah'tan hayırlı ölümler, hayırlı ömürler istemeliyiz. Kıymetli arkadaşlar, elimizden geldiğince
bu son ünitemizi sizlere özetlemeye çalıştık. Sizler kitabınızdan ilgili duaları, ilgili metinleri, ilgili konuşma örneklerini inşallah okuyunuz. Kanalımız açıldığı günden beri tüm sınıflar düzeyinde, yani 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm zorunlu ve seçmeli derslerimizi, yaklaşık 60 dersimizi sizlere anlatmaya devam ediyor. Sizler de kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Rabbim muvaffak eylesin. Yeni derslerde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.